Şu İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işık Tutan galaya el ele geliyorlar. Derici arkadaşlarına destek vermek için gelmiş. Koştur koştur. Ben öyle çok biliyorsun galalara falan katılmıyorum ama mevzu Oğuzhan'la İbrahim olunca koşarak geldik. Çeşme tatiline getiriyoruz konuyu. Kıskananlar olmuştur herhalde. Ya onlar da gitsinler. Kıskanmaya gerek yok. İki gün öyle doğum günümdü zaten. İki gün birazcık dolandık. Yani Çeşme'yi öyle boş görmek çok imkanlı değil biliyorsunuz yazın. Hoşumuza gitti böyle sakin. Dedik burada Haziran'da Temmuz'da yürüyemeyeceğiz. Şimdi tadını çıkaralım. Güzel oldu. Çiftin güzel giden bir ilişkileri var. Onlar zaman zaman birbirlerinden özür diliyorlar mı? Özür dilememiz gerekirse de dileriz. Sorun yok yani. Özür dilememiz gerekirse dileriz. Ama inşallah o konuma gelmeyiz yani. Gelmeyiz inşallah. Ya olur tabii ki. Ufak tefek tatsızlıklar, tartışmalar her şekilde yaşanır ama birbirimizi dinlediğimiz sürece, özrümüzü dilediğimiz sürece her şey yoluna girer diye düşünüyorum. İrem Derici çok mutlu. Adeta aşkını da mutluluğunu da her fırsatta haykırıyor. Yaşadığım her şeyi hep böyle işte 1.67'lik boyumda saç tırnağımdan ayak parmağıma kadar yaşadığım için haykırma koşuma gidiyor. Ne yapayım seviyorum yani. Sevmiyorum. Ha, öyle mi diyeyim ne diyeyim. Evlilik sorusu geliyor. Atakan Bey bakın nasıl yanıtlıyor. Haberin yok mu? Evlilik haberiniz yok abi. O arada kendisi galiba. Oho. Hadi gel, gel, gel buradan manşet girsin. Hadi gel, hadi gel. Allah'ın ağzı o hastası. Şaka yapıyorum. Yok, öyle bir durum yok. Tabii, evlendik ya. Senin haberin var galiba. Ha? Aldın haberini. Öyle bir şey olursa zaten ben bunu çok gururluca paylaşırım zaten.